Just give it to Joe. First question, Joe. Can I ask a question? And then pass it on. Committee's on. Just click your microphone. No, the bit on the top. No, just bit. Yeah, perfect. Okay, so first bit about tonight's game, and then we're going to do a bit about tomorrow, Sunday's game. This bit will be translated, okay? And then we'll stop the translation at that point. Yeah. No, a big win for you in the end. You must be really pleased with that second half performance. I'm happy with all the performance. I think it was a good game. I think we performed well. We played good. We scored goals. We defend well. We were organized. I think it was a well-played game. Very good. Happy. İkinci yarıdaki performansınızdan ve maçı almanızdan dolayı eminim mutlusunuzdur. Evet, goller attık, iyi oynadık, çok iyi organize olduk ve bence çok iyi bir maç çıkardık. You want a substitute to come on and make an impact, and Jota gets a hat-trick in 11 minutes. I mean, you must be really pleased with how he did as well as the team. Yes, really pleased. Of course, when you make something, you try to change the game and trying to find the best solution for the team. Sometimes it works out, sometimes it does not, but this is what we want, players to come and create an impact, and Diogo did fantastic. Well done. Tabii yedek oyuncuların maça girip oyunu değiştirmelerini istersiniz tabii ki. Eminim bundan mutlu olmuşsunuzdur. Jota girdi, gol attı, bir hat-trick yaptı. Evet, çok memnunum. Girip oyuncu değişikliği olduğu zaman oyuncuların, giren oyuncunun girip de oyunu değiştirmesini beklersiniz. Bu bazen olur, bazen olmaz. Bugün oldu. Braga won in the end, so it wasn't enough to win the group, but you must be really pleased with how the side has done in this group stage to go through and to sign off in such a manner as well. Yes, I think it was a tough competition. The first game at home didn't went quite well. I think we didn't play good, but after that, I think progressively through the competition we get better, and I think in the end we perform well. We didn't fight for one place. We fight game by game. See at the end what it takes us. So it took us to the knockout stage. We are delighted to be there, but now we put aside. We wait for the draw, and then we think about it. Diğer maçta Braga yendi ve grup lideri oldular. Siz bu son maçı almanıza rağmen ikinci oldunuz. Ne düşünüyorsunuz? Bu çok zor bir gruptu ve mücadele ettik baştan sona. Çok iyi başladığımız söylenemez ama gittikçe daha iyi performans gösterdik. Biz maçlara her maç ayrı yaklaşıyoruz. Ama sonuç olarak son 32'ye kaldık. Şimdi kim çıkacak karşımıza ona göre bakacağız. Nuno, can you recall anything either in your career as a coach or as a player, somebody scoring a hat-trick in such a short space of time after coming as a substitute? No. It's the first time. I think so, yes. Yeah. Yani futbolcu kariyerinizde ya da teknik direktör kariyerinizde bu kadar kısa süre içinde bir oyuncunun hat-trick yapması daha önce hiç oldu mu sizin? Böyle bir şey başınıza geldi mi? Hayır, ilk defa oluyor bu. Hürriyet Gazetesi İsmail'ler, sizi rakibinizden üstün kılan özellikler neydi? What were the points you had basically that made you a better team than your opponents? I think we played better. I think the first half was very competitive. Beskiktas was well organized. We had a lot of the ball, but we didn't create too many chances. In the second half, I think we were more aggressive on the ball, more running on the space, and we'll be able to score one goal that changes everything. So the spaces open up, and after that, I think we were really, really, really dangerous on the counter attack, and we produced a lot of situations. But like I say, in the first half, was a very competitive game.
Yani ilk yarıya bakacak olursak ilk yarıda çok çekişmeli geçti mücadele. Biz iyi oynadığımızı düşünüyorum. Daha iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. İlk yarıda tabii dediğim gibi biz iki takım da çok iyi mücadele etti. İkinci yarıda yani iki tarafta şansları oldu. İlk golü atan bir şekilde daha farklı şanslar yakalayacaktı. Öyle de oldu. Biz gol attık. Daha sonradan başka şanslarımız da oldu. Kontrol ataktan goller bulduk. İyi bir maç oldu bence. Nuno, what does Diogo have to do to maintain this? Sorry? What does Diogo need to do to maintain this form after Sunday, obviously including his two at Brighton? I think he's been doing every day, being really committed, training well, prepare himself. And the way he is on the pitch, always fighting, always looking for spaces, always running. Naturally, when we have talent, the goals come. But keep on keeping going. Diogo'nun şimdi pazar günkü performansı ve bugünkü performansını göz önünde bulundurunca ne yapması lazım? Kendisini daha geliştirebilir mi? Tabii ki sürekli mücadele etmesi, daha çok koşması, işte sürekli bir boş alanlar yaratması kendine. Tabii kendisini daha iyi hazırlaması gerekir maçlara. Bu şekilde daha iyi performans verebilir. Just the last one, James. Yeah. Then we'll go. Hi Nuno. Your side seems to have grown into the European campaign, as you suggested. How much optimism, therefore, does this give you for the knockout stages? And what are your thoughts on the draw and who you could maybe get? Now I'm going to think about Sunday. First, recover well the players, prepare them well. Then let's see Monday the draw. Knowing your opponent, then think about it. It's our process, is the way we go. Avrupa Ligi'nde şimdi karşınıza kimin çıkmasını bekliyorsunuz, kimin çıkmasını yeğlersiniz diye bir soru geldi. Beni biliyorsunuz, yani önce pazar günkü maça odaklanacağız. Pazartesi günü karşımıza kimin çıkacağını öğrenmiş olacağız. Ama biz böyle bir şekilde hemen Avrupa Ligi'nde kim çıkacak o kadar da önemli değil. İlk fokusumuz, odaklandığımız pazar günkü maç. Okay, thank you, Baron. That's all for translation.